Aykırı Sorular saatindeyiz. Saat 20.45. Yani Aykırı Sorular'da sorularımızı sormaya başlayacağımız saat. Elbette ki CNN Türk Televizyonu'nda olduğumuz gibi CNN Türk Radyo'da da bizi dinliyor ve izliyorsunuz. Bu akşam özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal ortamda rol almaya çalışan, biraz da sıkıntılı süreçten geçen Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici ile beraber olacağız. Benim sorularım olacak. Çünkü kendilerine sorulması gereken çok soru var. Onlar da cevap verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Sağ olun. Büyük Birlik Partisi ile ilgili internette bir şey gördüm, değerlendirme gördüm. BBP, Büyük Britanya Partisi diyorlar. Yurt dışından organize edilerek kuruldu diyorlar. Türk milliyetçilerini bölmek için. Doğru mu? Bu çok yani bizim tabii ki yetişme tarzımıza da, adabımıza da, ahlakımıza da uygun değil. Özellikle halka açık ekranlardan tabii bize yakışmayacak sözler sarf etmek istemiyorum ama. Ha, küfür ederim diyorsunuz. Bu çok... bir iftira yani bunun, çünkü hiçbir altyapısı yok. İlk benden duymadınız değil mi bunu? Yani ikinci defa duydum. Bunu çok da duymuş değilim. Tabii şöyle iddialar vardı. Yani Büyük Birlik Partisi ayrıldığında işte bir takım rahmetli Turgut Özal'ın böldüğüyle ilgili veya işte Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin işte bu işe ön ayak olduğuyla ilgili, ama bu Britanya şeyini hiç duymamıştım. Son birkaç hafta önce internette böyle bir şey olduğundan haberim oldu. Ama dediğim gibi Büyük Birlik Partisi, bakın, Muhsin Yazıcıoğlu 1999 seçimlerinden sonraydı. Bir değerlendirme toplantısı yaptık Keçiören'de. Ve oradaki toplantıda şunu söyledi. Dedi ki bütün arkadaşlara, tabii parti yine iyi bir netice alamamıştı. Dedi ki arkadaşlar, Türkiye'de iktidara gelmenin iki yolu var. Bunlardan birincisi, inandığınız yolda yürürsünüz, tırnaklarınızla kazarsınız. Bu 30 sene sürebilir, 40 sene sürebilir. Bunun bir örneği var mı? Belki yolda yürüyüp de belki olan. Belki siz bunu göremeyiz, biz bunu göremeyiz ama belki evlatlarımız, torunlarımız görebilir. Birincisi budur dedi. İkinci bir yolu daha vardı Türkiye'de iktidar olmanın. İşte içeride dışarıda bir takım güçlerle masaya oturursunuz, anlaşırsınız, onların taleplerini kabul edersiniz. Bir bakarsınız ki 6 ay sonra çok büyük bir şekilde gündeme taşınmışsınız. Bir sene sonra veya 2 sene sonra yapılacak ilk seçimlerde de ya iktidarsınız ya büyük bir grupla meclistesiniz, iktidar ortağısınız. Siz de hangisini tercih ediyorsunuz dedi. O zaman bütün arkadaşlar ağlayarak dediler ki biz birinci yolda seninle birlikteyiz. Türkiye'de kendi inandığı fikirlerle iktidar olan kimse var mı? Yoksa Türkiye'de iktidar olmak için mutlaka Amerika'nın kapısını çalmak gerekir mi? Şimdi şöyle, Türkiye'de böyle yaygın bir imaj var. Yani imaj var. Yani Amerika'nın onayı olmadan veya Amerika ile gitmeden, Amerika ile el sıkışmadan iktidar olmak mümkün değildir diye böyle bir inanış var. Yani şu andaki tabii ki bütün bu süreçte bu boşuna ortaya çıkmış veyahut da milletin kafasına yerleşmiş bir düşünce midir? Böyle bir düşünce de değildir. Ama %100 böyle midir derseniz, bunun emarelerini görüyorsunuz ama bununla ilgili somut deliller var mıdır bana diye baktınız mı? Bir tane iyi örnek verir misiniz? Şu iktidar ideolojik kavga yaparak gelmiştir diyebileceğiniz kimse bir parti var mı? Mesela Refah Partisi rahmetli Necmettin Erbakan Hoca döneminde gerçekten fikri mücadelesini yapmıştır ve 28 Şubat darbesinde darbeyle biliyorsunuz Cunta'yla, ki orada da yine sizin dediğiniz gibi dış güçlerin parmağı olduğu, daha sonra 28 Şubat'ın müsteşarlığını yapmış kişiler tarafından da, o dönemin bazı generalleri tarafından da itiraf niteliğinde bunun aslında yani gericilik, yobazcılık diye biliyorsunuz işte Türkiye'yi İran'a çevirecekler, Cezayir'e çevirecekler diye yaygara yapılarak altyapısı oluşturuldu, ama daha sonra bunun tamamen bir iktidar mücadelesi olduğunda, aslında ekonomik bir savaş olduğunu da daha sonra kendileri itiraf ettiler. Niye Adalet ve Kalkınma Partisi örneği aklınıza gelmedi? Sayın Başbakan Milli Görüş önemli isimlerinden biriydi ve Türkiye'de %50 gibi alınması çok zor bir oyu aldı. İlk örnek olarak onu vermeniz gerekmez miydi? Ben tabii şöyle, Sayın Başbakan bir dava adamı değil mi? Bakın ben şunu şöyle söylüyorum. Sayın Başbakan ve AK Parti de, iktidar partisinin de iktidarının meşru olduğu konusunda hiçbirimizin şüphesi yok. Elbette. Çünkü demokrasilerde seçimlerle yapılır ve seçimlerle iş başına gelirler. Meşru olmaları onların her şeyi doğru yaptıkları, her yaptıkları işin doğru olduğu anlamına gelmez. Zaten bizim itirazlarımız da oradadır. Yani sizin pek itirazınız bizim, yok gibi duruyor. AK Parti'nin doğal müttefiği gibi. Şimdi şöyle, bakın bu elbette ki ben %50 oy almış bir partinin, oraya oy veren %50 seçmenin sempatisini kazanmış olmaktan dolayı mutluluk duyarım. Var yani, mı öyle bir sempati? Tabii var. Yani, o zaman niye size oy vermiyorlar? Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Ama biz, bakın, bizim sadece 12 Eylül referandumunda biliyorsunuz biz eksik ama evet dedik. Bu görüş, ne dediniz? Bu eksik ama evet dedik. O da sizin sloganınız mıydı? Bir de evet. Ne zaman evet vardı? Bizimki eksik ama evetti bizim sloganımız. Pusulada da var mıydı eksik ama evet diye bir seçenek?
Hayır, pusulada değil. Biz şunu söyledik. Onu biliyorum da biz bir evet dedi. Hayır, biz ne eksik ama evet dedik. Neydi eksik olan? Biz bir teklif verdik. Nedir? Dedik ki biz anayasa değişiklikleri yapılacaksa şunların yapılmasını teklif ediyoruz diye hükümete bir teklifte bulunduk. Bunların içerisinde ne vardı? İşte memurların grevli toplu sözleşmeli hakkı vardı. Emekliliklere sendika hakkı solcu verilmesi gibi vardı. Önerler vermişsiniz. Tabii ondan sonra siyasi partiler yasasının değişmesi vardı. Seçim kanununun değiştirilmesi, barajın kaldırılması, hazine yardımının adaletli dağıtılması vardı. Her şeyden önemlisi bugün konuşuluyor dakika, mesela yargı referandumu. Bunların hepsini sosyalistler savunurdu uzun yıllar. Siz de benzer şeyleri savunmaya mı başladınız? Şimdi biz kurulduğumuzdan beri milletin yanındayız, halkın yanındayız. Halkın problemi neyse o ama bizim önceliğimizdir. Sınıfsal bakışla ilgili bunlar. Siz de sınıfsal bakmaya mı doğru? Hayır, sınıfsal bakış değil. Bakın bu millete bakışla alakalı bir şey. Sınıfa değil, milletin bütününe bakmakla alakalı. Sınıflı topluma karşı. Şimdi bakın, memurlara grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı istemek doğru mudur, yanlış mıdır? Doğrudur. Hı. Yani kim bunun yanında duruyorsa ben onunla beraber olurum. Veya emeklilere sendika hakkının verilmesi. Tabii sendikaya karşısınız yani. Tabii ki karşıyım. Ben hiçbir sendikanın bir siyasi görüşünün altına sığınmasına razı değilim. Mesela bu talepler bize de geldi. Rahmetli Muhsin Başkan'a da geldi. Sendika kurulmasıyla ilgili biz müsaade etmedik. Bugün de etmiyoruz. Yani çünkü biz bir siyasi partinin arka bahçesi gibi sendika olmasının taraftarı değiliz. Zamanımızı iyi kullanalım. Bir şey soracağım oradan. Orada yalnız şunu söyleyecektim unutturmadan. Buyurun. Mesela o dönemde bizim en önemli teklifimiz bugün mesela hükümetin yargı reformu başkanlık sistemiyle ilgili hazırladığı. Diyor ya işte hakimlerle işte avukatlarla savcılar eşit hale getireceğiz. Bizim mesela o zamanki HSYK'nın yapılanmasıyla ilgili süreçte bizim teklifimiz şuydu. Biz adli kolluklar kurulsun. Yani polis ve asker şeyden çıkarılsın. Adalet saraylarından ve cezaevlerinden özel adli kolluk kurulsun. Bir de hakim savcıyla avukat eşit hale getirilsin. Savcı tepeden bakıp avukata oradan parmak sallamasın. İkisi eşit olsun diye tabii bizim o zaman önerimizdi. Güzel, bunlara geleceğiz. Şunu soracağım. Evet. Sayın Başbakan ustaca bir siyasal hamleyle çok önemli bir siyasi muhalifi olabilecek Sayın Numan Kurtulmuş'u partisine kattı. Evet. O dönemde biliyorsunuz başka bir siyasi partinin genel başkanı da bu aralar çok tartışılan bir isim. Demokrat Partisi genel başkanını da partisine kattı. O dönemde size de gel bize katıl bizimle birlikte hareket et dedi mi? Şimdi şöyle bu tür söylemler, bu tür AK Parti'ye mensup arkadaşların, yetkililerin bu tür ama resmi bir davet olmadı. Ama bu tür şeyleri biz de duyduk. Ama biz o zaman da... Evet der miydiniz resmi davet olsa? Hayır bakın biz o zaman da şunu söyledik. Ben o zaman da söyledim, bugün de söyleyeyim. Büyük Birlik Partisi sadece bir siyasi parti değil. Büyük Birlik Partisi bir siyasi hareket. Bizim bir fikrimiz var, bir misyonumuz var. Biz sadece seçimlere girip çıkmak için kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Seçim sonuçları elbette önemlidir. Elbette ki bizim hedefimiz milletin muktedir iktidarını gerçekleştirmektir ama tek kriterimiz bizim seçim sonuçları değildir. Onun için biz fikrimize ve misyonumuza sadık kaldığımız sürece, çizgimiz üzerinde yürüdüğümüz sürece biz görevimizi ifa etmiş oluruz. Peki, Sayın Destici, açık sözlü bir toplantı yapıyoruz. Ben Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ile de iki kez program yaptım. Pek çok şeyi aynen bu açıklıkta konuştuk. Şöyle bir akıl yürütme yapalım. Türkiye'de herkes işte Türkiye Türk milliyetçiliğinin köklerinde ne tür ayrılmalar olduğunu bilmekle yükümlü değil. O yüzden ben bir iki ayrıntıyı üzerinden bir siyasal tablo çizmek istiyorum. Siz siyasal duruş olarak bugün baktığınızda tezler itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mi daha yakınsınız Büyük Birlik Partisi'liler olarak yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'ne mi? Yani geçmişte birlikte olduğunuz arkadaşlarınızla mı ideolojik bağınız daha yüksek yoksa bugünkü siyasal iktidardaki muhafazakar ton size daha mı yakın geliyor? Şimdi bir kere Büyük Birlik Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden daha önce kurulmuş bir siyasi partidir. Biz 1993 yılında kurulduk. Yani bir benzerlik varsa onlar bize benziyordur diye düşünüyorum. Peki öyle değil. Hani kim kime ikincisi, benziyor? İkincisi şunu söyleyeyim. Bakın Türkiye'de siyaseti biz bir fikri misyonu olan, ideolojisi olan tabii ki bir siyasi hareketiz. Ama aynı fikrin, aynı misyonun işte diyelim ki Türk milliyetçiliğinin veya işte maneviyatçılığın veya demokratlığın veya muhafazakarlığın. Bakın bunların temsilcisi olabilirsiniz ama yönetim tarzlarınız, yönetim farklılaşabilir. Yani İki kardeşin bile aynı düşünceye sahip, aynı anadan babadan doğma iki kardeşin bile aynı düşünce mensubu olmakla beraber iş başına getirdiğinizde en küçük bir idarede bile farklı konseptler ortaya koyabildiklerini, farklı uygulamalar ortaya koyabildiklerini düşünürsünüz. Mesela Osmanlı sultanlarına bakın, hepsi Osmanlı soyundan gelmişlerdir ama bir Fatih Sultan Mehmet bir tanedir, Kanuni bir tanedir.
Yani 3. Selim'le onları kıyaslayamazsınız veya 1. Ahmet'le kıyaslayamazsınız. Şimdi dolayısıyla Sayın, da burada Sayın Devlet, farklılık... Sayın Devlet Bahçeli'nin ülkücüleri sokaktan çektiği ve Türkiye'de huzura katkı yaptığı söylenirken sizin partiniz de doğrudan ya da dolaylı olarak şu olaylar hep ilişkilendirdi. Sivis Otel baskını, Çeçenlerle ilgili. Gemi kaçırma olayı, Raip Santoro cinayeti, Malatya Zirve Kitabevi, Topkapı Sarayı'ndaki müdahale, içki içiyorlar diye baskın. Evet. Neden ve tabii en nihayetinde de Hrant Dink olayı. Neden Türkiye'de halen sokakta bir zorbalık, yani fikir tartışmasının dışında neden bu zorbalıkla hayata müdahale etmeye çalışan kimselerin rozetlerinde mutlaka Büyük Birlik Partisi çıkıyor? Yani siyasal hareket fikir bazında kalması gerekmez mi? Şimdi bu söylediklerinize katılmıyorum. Çünkü şundan katılmıyorum. Bunlarla ilişkiniz yok mu? Şundan dolayı katılmıyorum. Topkapı hadisesini ayrı tutarak katılmıyorum. Çünkü neden? Bakın bunlarla ilgili Danıştay saldırısı olduğunda Türkiye'nin en büyük gazetelerinden bir tanesinin manşeti neydi? Alperen diye çıktı. Hmm. Bugün davanın geldiği seyre baktığımız zaman, sonuca baktığımız zaman ne Alperen Ocakları'yla ne Büyük Birlik Partisi'yle uzaktan yakından bir alakası var mı bugün geldiğiniz süreçte? Aynı şekilde zirve yayın evi cinayetiyle ilgili, Raip Santoro cinayetiyle alakalı. Hiç Büyük Birlik Partisi... Gibi kaçırma hep bunlar, bakın hep bunlar Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları'na damga vuruldu. En son mesela Paris'te 3 tane üst düzey PKK yöneticisi öldürüldüğünde de yine bir gazetemiz işte abisinin veya babasının amcasının ifadesiydi. İşte Muhsin Yazıcıoğlu kadar Türk milliyetçisiyiz. Bunu manşete taşıyarak Büyük Birlik Partisi'yle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla özdeşleştirmeye kalkışıyor. Yani biz de bunu anlayamıyoruz zaten. Peki, neden Büyük Birlik Partisi ve neden Alperen Ocakları üzerinde bu kadar oyun oynanıyor, bu kadar sansasyonel haberler yaratılıyor? Maraş katliamı ve Ökkeşendiller desem. Şimdi bakın Maraş katliamı döneminde zaten Büyük Birlik Partisi yoktu. Yani Büyük Birlik Sen Partisi bir 93 yılında kuruldu. Hayır. Bir kere sağ söyleyeyim. Bugün de Maraş olaylarının geldiği noktaya baktığımız zaman hem Maraş hadisesinin hem 80 öncesi Sivas olaylarının hem 80'den sonraki Madımak hadisesinin hem Başbağlar hadisesinin büyük derin güçler tarafından tezgahlandığını, milleti birbirine düşürmek için. Ya şimdi kamuoyu niye şunu konuşmuyor Enver Bey? Sivas Madımak yakılmasında 33 kişi Arif Sağ ve Ali Balkız'a dahil olmak üzere Büyük Birlik Partisi'nin il binasına alınarak kurtarıldılar. Ben bununla ilgili program niye, yaptım. Niye bunu mesela hiç kimse dile getirmiyor, konuşmuyor? Ben bu Büyük Birlik Partisi yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binası olsaydı orası veya Türkiye Komünist Partisi'nin il binası olsaydı günlerce manşete taşınmaz mıydı? Niye Büyük Birlik Partisi'nde bu haksızlıklar yapılıyor? Hayır, çok zorlamalarla, yani bir iki cümle zoraki bizim işte mesaj atmasıyla, arkadaşlarımızın hatırlatmasıyla. Yani neden olumlu yönleri... Ökkeşendiler sizin dava arkadaşınız mıdır? Ökkeşendiler tabii ki bizim partimiz içerisinde 1990-2008 yılına kadar Maraş görev yapmış mıdır? Bir insandır. Şey olmuştur, beraat etmiştir. Hı. Yani hiçbir ceza almamıştır. Peki 7 tiplinin öldürülmesi... Bakın insanın suçlanması ayrı bir şeydir. Bugün biz neden şikayet ediyoruz? Ergenekon davasında, Balyoz davasında neden şikayet ediyorlar? Uzun tutukluk sürelerinden değil mi? Haksız insanların oraya tıkıldığından şikayetçi oluyorlar. Peki dönüp bu hadiselere baktığı zaman Muhsin Yazıcıoğlu 12 Eylül darbesi yapıldığında 7,5 yıl cezaevinde kaldı. Bir gün bile ceza almadan çıktı. Niye onları kimse sorgulamıyor? 7 tiplinin öldürülmesi, Çatlı, Yazıcıoğlu süreci. Bu konuda ruhen müsterih misiniz? Şimdi şöyle bakın ben hiçbir insanın sağdan veya soldan olsun öldürülmesini onaylamam. Yani özellikle terör olayları vasıtasıyla. Bunu bu olayla her insan bakın her insan fikrini özgürce söyleyebilmeli. Büyük Birlik Partisi'nin görüşü söyleyeceğim. Büyük Birlik Partisi'nin görüşü. Büyük Birlik Partisi şunu söylüyor. Diyor ki şiddete ve teröre başvurmadığı sürece herkes görüşünü sonuna kadar söylesin. Ama şiddete ve teröre bulaşmasın. Şiddeti ve terörü teşvik etmesin. Bizim net görüşümüz bu. 7 tipli öğrenci. 7 tiplinin öldürülmesini elbette ki onaylamıyorum. Ülkücü hareketin içinde olduğu söylenir o dönemki. Bakın 12 Eylül öncesine baktığınız zaman. Doğru mu değil mi bu? 12 Eylül'de bakın ben size bir hadise anlatayım. Ben doğru bulmuyorum, doğrudur demiyorum zaten. Bakın, herhalde lanetliyorsunuz. Bakın ben şunu söylüyorum. Bakın çok açık ve net olarak söylüyorum. Biz hiçbir kimsenin, bakın 12 Eylül öncesinde de baktığınız zaman sabah sağcıyı vuran silahın öğleden sonra solcuyu vurduğunu hepimiz biliyoruz. O zaman ülkücülerin kullanıldığını düşünüyor musunuz? Solcuların da kullanıldığını düşünüyorum. Solcuların kullanıldığını düşünüyorum daha çok da. Çünkü aynı, bakın baktığınız zaman o sürece bakın. Sağdan mı daha çok ölen var, soldan mı daha çok ölen var? Baktığınız zaman yani o sürecin bir çatışma ortamı var. Her süreci kendi ortamına göre değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. O süreci de kendi ortamına göre, koşullarına göre değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın o süreçle ilgili rahmetli Muhsin Başkan anlatmıştı bir üst düzey başkanı ziyaretimizde.
bir Seyran Bağları'nda bir kahve taranıyor o zaman. Ve Muhsin Başkan'ı alıyorlar, yakalıyorlar, götürüyorlar. İki gün hiç gözleri falan kapalı, her türlü işkenceye maruz bırakıyorlar. Ve daha sonra bir heyetin karşısına çıktığında kendisine deniyor ki, tabii o zaman gibi şimdiki gibi iletişim araçları falan yok. Diyorlar, Muhsin yazıyorlar, artık yolun sonu gördü, ihtilal oldu. Artık konuş bakalım diyorlar. Ve daha sonra tabii tekrar aşağı inerken kendisine aslında ihtilal olmadı haberi geliyor. Orada bir jandarma Adana Ocak'tanmış. Kendisine yaklaşıyor, bilgi veriyor. Daha sonra gazete getirtiyor, bilgileri öğreniyor. Yukarıdakilerin isimlerini öğreniyor. Ve ikinci defa yukarı çıktığında onların isimlerini tek tek sayıyor. Ve itirafçı olarak yanına getirilen kişi orada diyor ki, gözleri bağlı tabii görmüyor. İşte diyor ki, anlatıyor orada. Diyor ki, ben de işte Demirtepe'de ilk ocaklarına gittim. Muhsin Yazıcıoğlu beni çağırdı. Muhsin Başkan işte bu silahı verdi, al dedi. İşte git dedi, bu eylemi gerçekleştir dedi. Suç bu şekilde atılıyor. Daha sonra birlikte giderlerken diyor ki kendisine, başkanım diyor, siz müşterih olun, ben o gün tutukluydum diyor. Yani hangi işlenmemiş suçlar, yapılmamış suçlar bir takım güçler tarafından bir takım insanların, en çok da işte Muhsin Başkan'ın ve arkadaşlarımın üzerine o dönemde atıldı. Bunlar peki, sağdan da soldan da vardı. Sadece peki, ben size bir şey bunları soracağım. Konuşmuyorum. Muhsin Yazıcıoğlu hayattayken yaptığımız programda ona bir soru sormuştum. O görüntülerde bir önce çalıştığım televizyonun arşivinde evet. duruyor. Dedim ki, yarın Türkiye'nin başbakanı siz olsanız. Evet. Hrant Dink cinayeti bence Türkiye'de büyük bir acı. Raquel Dink'ten özür diler misiniz Türkiye'nin başbakanı olarak demiştim. Aynı soruyu size soruyorum. Siz bugün başbakan olsanız, Türkiye adına eşinizi koruyamadık diye Türkiye'nin bir Ermenisinden, Raquel Dink'ten özür diler misiniz? Sadece Ermenisinden değil, Türkiye'nin ruhundan da hepsinden özür dileriz. Eğer bir haksızlık yapılmışsa, haksız yere bir insan öldürülmüşse elbette ki özür dilerim Türkiye'nin bir başbakanı Türkiye'de, olarak. Türkiye'de faili meçhul cinayetler tarihi evet. kabarık. Ama benim Hrant Dink'i sormamın bir sembolik anlamı var. Bir Ermeni yurttaşımız olduğu için. Yani bir ırkçı cinayete kurban gittiğini düşündüğüm için. O yüzden soruyorum. Siz de milliyetçilik rozeti taşıyan bir partisiniz. Ben bakın, ben bu değerlendirmenizi doğru bulmuyorum. Yani bir ırkçı cinayete gittiği değerlendirmesini yanlış buluyorum. Türkiye'yi karıştırmak isteyen bir takım güçlerin tezgahı olarak görüyorum. Ve işin ucunun nereye gittiğinin de sonuçlandırılmasını herkesten çok biz istiyoruz. O sürecin iki mağduru vardı. Birincisi Hrant Dink ve onun ailesi, eşi ve çocukları, arkadaşları, yakınları, bir de Büyük Birlik Partisi ve bizim camiamızdı. Çünkü haksız bir suçlamayla karşı karşıya kaldık. O gün Samastin meselesini söylüyorsunuz. Ya o gün Samastin bir kere Büyük Birlik Partisi'yle hiçbir alakası yok. Yani ne Alperen Ocakları'yla ne Büyük Birlik Partisi'yle. Kimin var o süreçte? Benim söylediğim şu. Büyük Birlik Partisi'yle de o sürecin içerisinde hiç kimsenin alakası yok. Fakat benim söylemek istediğim şu. Bir siyasi parti, Enver Bey siz de biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptınız. İnsanlar gelir, belli dönemlerde üye olurlar, giderler. Bunlarla ilgili şey istenmez. Yani kimlik sorgusu istenmez. İyi hal kağıdı alınmaz üye olmak için. Ancak seçimlerde aday olursanız biliyorsunuz bunları verirsiniz. Siz bunları iyi biliyorsunuz. Yani siyasetin içinden geliyorsunuz. Dolayısıyla da veya biz bir yere gittiğimizde, ben de mesela gittiğimde her tarafta gelir insanlar, sizlerle fotoğraf çekilirler. Fotoğrafınız da kasıtlı da olabilir, isteyerek de olabilir, sevenleriniz de olabilir. Ama bunlardan yola çıkılarak bir camianın suçlanması ne kadar doğrudur? Haksızlık değil midir? Hrant Dink'le ilgili o zaman en büyük üzüntülerini dile getiren Muhsin Yazıcıoğlu olmuştu. Ve onunla ilgili de biliyorsunuz bir şiir yazmıştı Hrant Dink'le ilgili. Ve o şiiri de hem bir gazetemizde manşet olmuştu hem daha sonra televizyonlarda da söylendi. Bana da biz söyledi. Elbette ki bakın, Hrant Dink'in öldürülmesinden bir üzüntü duyduk. Ha bunu söylerken ben elbette ki Hrant Dink'le aynı düşünceleri savunmuyorum. Ne? Ama Hrant Dink'i Türkiye açısından ben önemli görüyorum. Türkiye'nin barışı açısından, iç barışı açısından da önemli görüyordum. Hrant Dink'in öldürülmesi kime yaramıştır, kime zarar vermiştir? Hrant Dink'in öldürülmesi bir kere bizim ülkemize zarar vermiştir. Milliyetçilere zarar vermiştir. Kimin elini güçlendirmiştir? Ermeni diasporasının işini güçlendirmiştir. Türkiye'nin içerisini karıştırmak isteyen insanların elini güçlendirmiştir. Benim söylediğim bu. Ben fotoğrafın sonucuna bakarım. Benim kimin işine yaramış? Bizim işimize yaradı mı? Benim bir Türk milliyetçilerin işine yaradı mı? Türkiye'nin işine yaradı mı? Tam tersine hem Avrupa'da hem dünya kamuoyunda Türkiye'nin imajını bozdu. Milliyetçilerin imajını bozdu. Radyodaki dinleyicilerimiz için de hatırlatayım. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'na söyleşiyoruz Sayın Destici ile. Çok kısa yanıtlamanızı rica edeceğim. Sonra Kürt sorununa gideceğiz çünkü. Toplumun anlaması açısından söylüyorum. Sistem sanıyorum iki hafta içerisinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Türkeş de sizin koltuğunuzda oturacak. Onunla da konuşacağız ama kafa karışıklığını gidermek açısından ülkücülerle nizam-ı alemciler, Alperen Ocakları arasındaki fark nedir? Hangi ideolojik eksende ayrılır? Bana bunu çok kısaca özetler misiniz? Ben sadece kendi ideolojimizi söyleyeyim. Bakın biz Türk milliyetçisiyiz. Onlar da Türk milliyetçisi. Bakın biz Türk milliyetçisiyiz. Ben tarif edeyim. Kendimi anlatayım. Ben
bu bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan, Kürt'ün de milliyetçisiyim, Türkmen'in de milliyetçisiyim, Zazan'ın da milliyetçisiyim, Çerkez'in de milliyetçisiyim. Kürt'ün? Bizim, Kürt'ün de dedim, ilk baştan Kürt'le girdim. Siz pardon, hep duymadım, lafı, özür dilerim. Yani duymadım, önemli özür dilerim. Değil. Şimdi neden? Çünkü biz 75 milyonu, bakın niye biz büyük birliğiz? Bizim büyük birlikten kastımız sadece büyük birlik partilerin birliği değil ki. Veya Türkiye'deki sadece ülkücü milliyetçi kadroların birliği değil ki. Biz 75 milyonun başı açığıyla, başı kapalısıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Zazasıyla herkesin güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını istiyoruz. Bunların hepsinin doğduğu yerde doymasını, alnının ak, başının dik olmasını istiyoruz. Bizim siyasi mücadelemizin amacı da bu. Tabii de bunun ötesinde Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kaynaşmış ve birleşmiş bir Türk dünyası hayal ediyoruz. Yani birileri Avrupa Birliği derken biz Türk Birliği diyoruz. Peki bak, MHP'li farkınızı ben anlamadım. Yani onlar da bunları söylüyor benim bildiğim kadarıyla, yanlış mı? Valla millet daha mı muhafazakarsınız? Bakın millet değerlendirecek. Şimdi ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylemlerini burada yargılayacak veya eleştirecek pozisyonda değilim. Millet yargılayacak. Şimdi biz siyaset arasına çıkmışız. Millet bu değerlendirmesini yapacak. Millet bunun kararını verecek. Şimdi dediğim gibi herkes muhafazakarlık iddiasında bulunabilir. Herkes dindarlık iddiasında bulunabilir. Herkes milliyetçilik iddiasında bulunabilir. Ama neticeye baktığınız zaman sözden çok fiiliyata bakmak lazım. Uygulamaya bakmak lazım. Bizim farkımız nedir diye sorarsanız siyasi anlamda ben size farkımızı çok net korurum. Biz çekiççüce hayır dedik. Biz çekiç güce hayır dedik. Birincisi. Biz asla DEHAP'ın içinde olduğu SHP'ye evet demedik. Biz iktidar elimize gelseydi başbakanlık, onu asla elimizin tersiyle geri çevirmezdik. Biz APO'nun idam dosyası önümüze gelmiş olsaydı, hangi sebep ile önümüze sürülürse sürülsün, onu kimse kurtaramazdı Büyük Birlik Partilerin elinden. İdam bak, çağ dışı değil mi? Artık asla çağ dışı bitti. Değil. Bakın asla dünyada bitmedi. Amerika Birleşik Devletleri uyguluyor. Japonya uyguluyor. Çin uyguluyor. Sadece Avrupa Birliği'nin yasakları listesinde. Avrupa Birliği hayır, uygar dünya niye? Amerika uygar dünya değil mi? Emin değilim. Yani siz, Japonya uygar siz, dünya değil mi? Amerika'nın bakın, Orta Doğu coğrafyasını bombalamasını uygarlık göstergesi. Hayır, onu uygarlık göstergesi olarak görmüyorum. O yüzden sordum da. Ben hayır, sizin değerlendirme birileri için Amerika hayal değil mi? Benim için, benim idealim falan değil Amerika. Yani benim için öyle bir İyi ütopyan falan değil benim için. O yüzden sordum. Değil, siz, böyle bir şey değil. Hayır. Ben sadece uygulanıyor diyor söyledim ama bakın biz... Bugün başbakan olsanız APO'ya asar mısınız? Ben bugün başbakan olsam, bakın bizim burada kanun teklifimiz var. Biz bunu yerine getiririz. Bir, kim için? Bizzat Mehmetçi'ye, güvenlik güçlerimize kurşun sıkan, bombayı patlatıp Gaziantep'te olduğu gibi masum insanları da dahil olmak üzere öldüren, Bingöl'de olduğu gibi teröristten dönen, askerlerimizi dağıtımdan dönen, roket atarla parçalayan, yani bizzat eylemin içinde olan teröristlere idam cezasını getiririm. İki, küçük yaşta çocuklarımızı kaçırıp daha sonra da onlara tecavüz eden, öldürenler için, o iki kesim için idam cezasını getiririz. Bu bizim namus sözümüz. Peki bunu ben çok şunu, açık şunu olarak sorma, söylüyorum. Şunu sorma. Bak sadece bu iki kesim için. Şunu sormak ve şunu... ben sadece benim düşüncem değil bu. Biz referandum yaptık. Halkın %98'i şey bunun gelmesini ben, istiyor. Ben doğrusu Sayın Başbakan'ın... Evet. Bu barış sürecindeki bu attığı adımı önemseyenlerden biriyim. Artık bu coğrafyanın çocukları ölsün istemiyorum. Evet. Siz İmralı ile yapılan bu görüşmelerin toplumda da halk desteğini arkasına aldığını söylüyor. Sayın Başbakan söylüyor. Evet. Artık bu kan dursun diye yapılan bu görüşmenin Türkiye açısından bir barış iklimi doğuracağını düşünmüyor musunuz? Bir kere şunu söyleyeyim. Türk milleti elbette ki silahların susmasını istiyor. Terörün bitirilmesini istiyor. Evet, terörün yok edilmesini istiyor. Nasıl olacak istiyor. Bu? Ama haysiyetsiz, yani milletin onurunu ve gururunu ayaklar altına alan bol tavizli sürecini reddettiği kanaatindeyim milletin. Ama müzakere ediliyor bu kadar. Bakın, bir şey değil ki. Ne müzakere ediliyor? Şimdi bir kere millet onu açık biraz önce söylediniz ya referandum sürecini. Biz referandumda neye evet dedik? 26 madde ortadaydı. Neye evet dediğimizi biliyorduk. Bugün de olsa evet deriz ama bu sürecin biz yanında, arkasında, önünde, sağında, solunda değiliz. Bu süreci desteklemiyoruz. Çünkü neden? Bir, milletin onuru ve gururu ayaklar altına alınıyor. Neden ayaklar altına alınıyor? Neden ayaklar altına alınıyor? Şunun için ayaklar altına alınıyor. Bakın ve sanki bu ülkede en son mesela bir öğretim üyesinin yaptığı araştırma vardı. Halkın %75'i diyor ki Türk olmaktan gurur duyuyorum diyor. Yani Türk'üm demiyor. Türk olmaktan gurur duyuyorum diyor. Ama bu buna engel... ülke öyle bir hale gelmiş ki artık Türk kelimesini ağzınıza aldığınız zaman siz ırkçı oluyorsunuz. Siz faşist oluyorsunuz. Siz şovanist oluyorsunuz ama bakın şunları yapanlar, yani işte Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde adam
Kürtçe bilmeyen iş başvurusu yapamaz diyor. Yine Diyarbakır Belediyesi'nde su Kürt değilsen su yok diyor. Van Belediyesi'nde yardımlar yapılırken Kürt müsün, Kürtçe biliyor musun diye sorulmuyor. Şimdi bunlar ırkçı olmuyor. Bunlar şovanist olmuyor. Siz işte onları şovanist diyorsunuz. Ben diyorum ama siz demiyorsunuz yani. Siz değerlendirmiyorsunuz. Kamuoyu değerlendiriyor. Hayır, benim söylediğim ben o. Söylüyorum. Yani biz söylüyoruz. Şimdi biz zaten bu iddiadayız. Biz diyoruz ki bakın en çok bu süreci neyine kızıyorum ben Enver Bey biliyor musun? Veya kabul etmiyorum. Bunların yani 30 yıldır Türkiye'ye kan kusturan, Türkiye'nin geleceğini 500 milyar dolar heba eden bu PKK'nın ve onun işte terörist başının ve onun siyasi uzantılarının muhatap alınarak bölgedeki kardeşlerimize sizin temsilcileriniz bu denmesini ben yediremiyorum. Ben şunu sorayım. Onların temsilcisi biziz ya. 1200 yıldır biz Allah'ın emriyle innemel mü'minüne ıhvetun. Muhakkak ki Müslümanlar kardeştir. Benim için en büyük emir Müslüman bu. Müslüman olmayanlar kardeştir. Biz, bizim bakın, Hristiyanlar da bizim kardeşimiz. Hayır. İnsanların kardeşliği ayrıdır. Bir de biliyorsunuz sizin öz kardeşiniz vardır. Başlayarak gider çekirdek aileden. Siz diyelim ki bir inanca sahipseniz onlarla kardeşliğiniz daha farklıdır. İşte Müslümanların bir kardeşliği vardır. Hristiyanların kendi içerisinde vardır. Bir de dünya kardeşliği kim, vardır. Kim olursa olsun iyi ya sizin için olsun. Olabilir ama benim için İslam kardeşliği önemlidir. Hayır ama tamam. İslam bunu engelledi ki. Mesela biz Ramdik'le kardeş değil miydik? Malatya'nın bir çocuğu. İnsan olarak kardeş olabilirsiniz. Hepimiz Adem'den geliyoruz. Elbette ki o insan olarak birbirimizi kardeşiz. Birbirimizi sevmemiz için aynı milletten, aynı dinden olmamız gerekiyor sevmemiz mu? Sevmemiz değil. Bakın sevmemiz için değil. Elbette ki seveceğiz. Hoş göreceğiz. İnsanlar yaradılanı severiz, yaratandan ötürü. Bu güzel. Bizim şiarımız zaten. Güzel. Biz Allah-u Teala'nın emirlerini kendimiz için, Hazreti Peygamber'in sünnetini kendimiz için, kendi felsefemizin baş tacı yapmış bir siyasi hareketin temsilcileriyiz. Dolayısıyla da biz elbette yaradılanı, ben Yunus Emre'nin memleketindenim, Eskişehir'deyim. Dolayısıyla da biz Yunus Emre'nin felsefesini de, Hacı Bektaş Veli'nin felsefesini de, Mevlana'nın felsefesini bunların de içselleştirmiş bir insanız. Şahane söylediniz. Tamam çok güzel işte bir problemimiz yok ki. Ben de diyorum ki şimdi bir başbakan çıkmış, bakın evet. Sayın Destici. Bir başbakan çıkmış. Beğenmeyebilirsiniz o ya da bu sebepten dolayı. Ama demiş ki benim ülkemde kan dursun istiyorum. Evet. %50 de oy aldı. Niye durdurmuyor 10 senedir? Risk. Ama yani bu eğer durdurulabilecek olsaydı 35 senedir 40 senedir durmaz mıydı? 30 senedir Türkiye terörle mücadele etmedik Enver Bey. Ne yaptı peki? Etmedi. Kandırdılar bakın, mı? Bakın ben kandırdılar. Oyaladılar. Bakın ben etmedi derken sırf muhalefet olsun diye söylemiyorum. Terör uzmanları diyor ki ne yapmak gerekiyordu? Bakın en eğer siz PKK gibi bir terör örgütüyle mücadele ediyorsanız bir asker sivil işbirliği sağlamanız gerekiyordu. 28 yıl Türkiye'de bu sağlandı mı? Asker darbe yapar, muhtara verir korkusuyla. Asker fotokopi gibi oradaki karakollar taranırken, oradaki kardeşlerimize hukuk dışı uygulamalar, faili meçhuller uygulanırken bundan hesabı sorulabildi mi? Asker sivil işbirliği görülmedi. 2. Özel istihbarat birimi. Son 6 ay 1 sene öncesine kadar gidin. Sınırlarımızdan 300 kişilik PKK ordusu giriyor havan toplarıyla, roket atarlarıyla bizim haberimiz olmuyor. Peki niye yapamıyoruz? Üçüncüsü eğitimli birlikler. 30 yıl olmuş hala yanaşık düzen eğitim almış askerler. Dördüncüsü finansmanıyla mücadele. Geçtiğimiz hafta terörün finansmanıyla mücadele kanunu geçti değil mi? 30 yıldır terörle mücadele ediyorsun. Avrupa Konseyi'nin dayatmasıyla o da uluslararası teröre karşı. Hala oradan PKK 50 milyar dolarlık bütçeyi nereden oluşturuyor? Büyük bir kısmını Türkiye içinden oluşturmuyor mu? İzin niye bununla mücadele edilmiyor? En önemlisi de dış güçleriyle mücadele. Yani uluslararası. 30'a yakın ülkenin desteklediği biliniyor. İlginç bir şey söyledi. Ne dedi şimdi Amerika Birleşik Devletleri? Bir dakika, bakın. O da söyledikleriniz evet. Güme gitmesin. İlginç bir şey söyledi. Tabii. İlginç bir şey söylediğiniz için size bir Türk milliyetçisi olarak size sormak benim en doğal hakkım. Tabii. Şimdi Türkiye'de darbenin hemen arkasından Özal iktidar oldu. Evet. Özal Türk İslam Sentezi dedi. Milliyetçi bir hareketti. Hadi diyelim ilk yıllarında askeri vesayet vardı ama sonra bayağı egemendi. Mücadele etmedi diyorsunuz. Arkadan Türkiye'de sosyal demokrat iktidarların da zaman zaman iktidar ortağı olduğu oldu. Çok kısa dönemlerde evet. Olsa oldu. Ama biz gördük ki Tansu Çiller, Mesut Yılmaz hükümetleri oldu. Biz gördük ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar ortağı olduğu dönem oldu. Biz gördük ki Adalet ve Kalkınma Partisi oldu. Bunların acaba milliyetçiliklerinden, vatanseverliklerinden kuşkuyor mu düşecek? Hayır işte. Türk ordusunun generallerinden kuşkuyor mu? Hayır, nasıl şöyle, mücadele etmediler? Bakın ne dedi? Şu neden anda mücadele etmediler? Şu anda içeride tutuklu olan bir general, Genelkurmay Başkanı ne dedi? Sizin televizyonunuzda, sizin kanalınıza çıktı. Ne dedi? En son katıldığı programdı. Biz dedi terör eylemleri kesilince, olmayınca terör bitti sandık dedi. Yani bir genelkurmay başkanı böyle sorabiliyorsa işte vay bizim terörle mücadele halimize. Bir önce farkınız nedir diye sordunuz ya. At binenin kılıç kuşananın demişler. Aynı fikri savunuyor olabilirsiniz. Ama herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Ve dirayet, irade, cesaret ortaya konması gereken topyekün bir mücadele.
Birisi güvenlik boyutuyla mücadele etti, özgürlükleri ihmal etti. Birisi dış güçlerle mücadele etti, finansmanıyla mücadeleyi unuttu. Birisi eğitimli birliklerle mücadele kötü etti. Kötü niyetli değildiler, beceriksizdiler. Beceriksizdiler. Bir kısmı beceriksizdi, bir kısmı kötü niyetliydi. Kimdi kötü niyetli olan? Bakın şunu açık ve net kötü olarak... Kötü niyetli olan kimdi? Çekiç güce kim evet dediyse onlar kötü niyetliydi. Açık ve net olarak söylüyorum. Çünkü çekiç gücün PKK'nın şemsiyesi olduğunu bugün herkes kabul ediyor mu? O dönemde de kabul ediliyor değil mi? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Sayın Başbakan'ı arayarak diyor ki bu barış süreci, sözde barış süreciyle ilgili İmralı'daki terbide adına da İmralı görüşmesi. Adayla ne görüşüyorsun? Desene kardeşim, niye şirin gösteriyorsun? APO'yla görüşüyoruz. APO'yla görüşme süreci. Terörist başıyla müzakere. Bunun adını niye böyle koymuyorsun? Bakalım millete o zaman şirin gelecek mi? Destekliyoruz diyor. Biliyoruz biz sizin neyi destekliyoruz. Bu bile bu sürecin milli bir süreç olmadığını gösteriyor. Ya 30 yıldır PKK'yı destekleyen sen değil misin? Çekiş gücüde şemsiye olan sen değil misin? Amerika'yı kastediyorum. Irak'taki o Irak'ı işgalden sonra oradaki silahları PKK'ya aktaran sen değil misin? En son 3 tane PKK üstüne yöneticisi öldürülünce Fransa Cumhurbaşkanı çıkıp birisiyle ilgili düzenli olarak görüşüyoruz demedi mi? Nasıl oluyor da Interpol'ün aradığı terör listesinde olan birisiyle Fransa Cumhurbaşkanı düzenli olarak görüşüyor? Peki. Nasıl oluyor da Almanya 11.800 tane terör örgütü üyesini barındırıyor? 11.800 değil, 11 tane Türkiye'de Almanya'ya karşı mücadele eden terör örgütü üyesi olsa Almanya bize hangi muameleyi yapar? Niye irade koymuyoruz? Niye cesaret soru koymuyoruz? Soru reklamlardan sonra alacağız. Bir evet. Siyasetçi gibi son konuşmayı yaptı. Evet. Sayın Mustafa tamam. Destici ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'na görüşüyoruz. Fikirlerini söylüyor. Ben bir soru soracağım. Reklama gideceğiz. Dönüşte cevabını isteyeceğim. Bize ilginç gelen bir mesele var. CNN Türk'te aykırı soruları yapan ekip olarak. Tuncay Güney dedi ki Ergenekon süreci misyonu tamamladı, ortadan kalktı. Bu konu hakkındaki düşüncelerini öğreneceğim ama çok ilginç bir şey oldu. Bu süreçte hemen öncesinde Türk Solu dergisinin attığı bir manşet ve arka arkaya az önce saydığım olaylar, işte Sivas Otel, gemi kaçırma, hayat sonları sebebi iklim oldu. Ve bu süreçte Büyük Birlik Partisi'nde hiç kimse doğrudan dolaylı olarak bu süreçte muhatap olarak sorgulanmadı, soru sorulmadı, değerlendirme yapılmadı. Gerçekten Büyük Birlik Partisi Ergenekon meselesine nasıl bakıyor? Bugün Ergenekon süreci tamamlandı mı? Yoksa yine bir yanılgı mı yaşanıyor? Ne zaman cevap alacağız? Reklamların ardından. Aykırı sorularda cumartesi geceleri sizin de bir dakikanız var. Bundan böyle izleyiciler ne derdi, şikayeti varsa aykırı sorularda anlatıyor. Siz de bir dakikayı aşmamak kaydıyla derdinizi anlatın, görüntüsünü aykırısorular@cnntürk.com.tr'ye yollayın. Derdinizi, şikayetinizi duymayan kalmasın. Aradığınız program Aykırı Sorular Yandex'le devam edecek. Yandex'le. Ziyaretin mesajları tarafsız bölgede tartışılıyor. Muhalefet Başbakan Erdoğan'ın Saygunpaşa ziyaretinin samimiyetini sorguladı. Başbakan insani görevimi yaptım, mutluyum dedi. Emekli Orgeneral Ergin Saygun'un başbakan tarafından ziyaret edilmesi ne anlama geliyor? Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge bu akşam 21.30'da. Anında krediden kamuyu uçuracak faiz. Akbank'tan kamu çalışanlarına büyük faiz indirimi. Siz de gösterin kimliğinizi, anında alın kredinizi. Size özel 0,95'ten başlayan faiz oranlarını kaçırmayın. Akbank'a gelin, ihtiyaçlarınızı bekletmeyin. Akbank, sizin için. Extreme Power, 2500 watt motor gücü ve saniyede 43 litre hava akış miktarıyla dünyanın en güçlü toz torbasız elektrikli süpürgesi. Castrol Magnatec, motorunuza bir tutunma uzmanından daha iyi tutunabilir mi? Tutunma önemlidir. Çünkü motor durduğunda yağ kartere geri akar ve motorunuz korumasız kalır. Aşınmaların %75'e kadarı motorun ilk çalışma süresinde meydana gelir. Magnatec'in akıllı molekülleri motorunuza tutunarak onu en muhtaç olduğu zamanlarda bile korur. Castrol Magnatec. İlk andan itibaren koruma. Hayaller ve hayatlar Innovia'da buluşuyor. Innovia'dan Türkiye'de bir ilk daha. Şimdi 100 aya kadar 0 faizle ev sahibi olabilirsiniz. Innovia. Yeşil GEO. Şaşırtmayı seviyoruz. Şımartmayı da.
gülümsetmeyi, aşık etmeyi de. Biz mutlu etmeyi seviyoruz. Favori pırlanta. Saat ve gözlükte emsalsiz fiyatlar Kuz.com'da ve Kuz Optik mağazalarında. Lenovo, for those who do. Lenovo ürünleri hepsi burada.com'da. Sevgililer Günü özel 1000 TL ve üzeri alışverişlerinizde pırlanta, safir ve beyaz altın kolye size altın baştan hediye. Bazı yatırımlar vardır. Durdukları yerde duramazlar. Hızla büyürler. Tıpkı 2010'da Halkbank liderliğinde kurulan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı gibi. İlk tam yılında 30.4 milyon lira net kar. Kuruluşundan itibaren aktif toplamda %42 artış. Gayrimenkul portföy büyüklüğünde %119 büyüme. Halk GYO şimdi de halka açılıyor. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, geleceğe yatırım ortaklığı. Talep toplama tarihleri 13-14-15 Şubat 2013. Aradığınız program Aykırı Sorular Yandex'te devam ediyor. Yandex'e. Aykırı Sorular Sayın Mustafa Destici ile görüşüyoruz. Reklama gitmeden sordum. Tuncay Güney kim olduğu tam olarak aydınlatılamamış bir zat. Evet. En sonunda Ergenekon süreci bitti, misyon tamamlandı. Ergenekon sürecinin hemen önünde Türk Solu dergisinin attığı bir manşet çok belirleyiciydi. Az önce saydığım olaylar da belirleyiciydi. Anlaşılan o ki Türkiye'de pek çok kimse gözaltına değerlendirme yapıldı. Bu dergiye kimse dokunmadı. Büyük Birlik Partisi'nin içinde olduğu iddia edilen bu meselelerle ilgili olarak da sizden hiç kimse bir soruşturmaya bile girmedi. Burada anlıyoruz ki siz tertemiz olarak sürecinize devam ediyorsunuz. Evet. Ergenekon dava süreci tamamlandı mı? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Ben Ergenekon sürecinin tamamlandığını düşünmüyorum. Yani ve tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu söylerken tabii ki o süreçte tutuklanan herkesin doğru bir şekilde tutuklandığı, kurunun yanında yaşın yandığını da düşünüyorum. Yani haksız tutuklamalar olduğunu, uzun süre tutuklamalar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bundan canı yanmış bir hareketiz işin doğrusu. Yani bize zulmedilmiş olsa da bize zulmedene bile zulmü reva görmeyiz. Yani herkes için adalet isteriz. Ama Türkiye'nin bir daha cuntalarla karşılaşmaması için, bir daha darbeci zihniyetlerle karşılaşmaması için mutlaka bu süreçlerin sonlandırılması, 28 Şubat sürecinin de, balyoz süreçlerinin de, Ergenekon süreçlerinde, ama Türkiye şu anda öyle bir yola girdi ki tabii ki İktidar Partisi önündeki yerel seçimleri, Cumhurbaşkanlığını ve daha sonraki genel seçimleri düşünerek bir politika üretiyor ve burada da bir uzlaşı arıyor. Genelkurmay'ın da böyle bir uzlaşı aradığı isteği olduğunu biliyorum. Dolayısıyla da bakın, dördüncü yargı paketiyle. Hayır, söylediğiniz şey önemli. Genel biliyorum. Kurmay, evet, biliyorum. Kaynağınız ne? Şöyle görüştüğümüz insanların söylediği, bir siyasi parti genel başkanıyız tabii. Evet. Her ortamda, herkesle, resepsiyonlarda, farklı yerlerde karşılaşıyoruz. Yani işte geçmişler geçmişte kalsın. İşte anayasa ise anayasa yapılsın, yeni bir anayasa. İşte geçici maddeler kaldırılacaksa kaldırılsın, ama işte Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ihtiyacı yani var. Genel kurmayla bir siyaset uzlaşma, müzakere mi etti? Tabii müzakere etti ve bir uzlaşma. Sayın Başbakan'la Sayın Genelkurmay Başkanı oturup bu süreci tamamladılar mı? Yani sadece tek başına ikisi oturup bu süreci tamamladılar diyemeyiz. Ama mutlaka Genelkurmay'ın da bu süreçlerle ilgili görüşlerinin alındığı kanaatindeyim. Bakın, o zaman hala askeri vesayet sürüyor. Görüş beyan ediyorlar. Siyaset bunun için. Askeri vesayetin %100 kaldırıldığını hiç kimse söyleyemez. Bana göre şu anda askeri vesayetin sadece 25'i kaldırılmıştır. Türkiye yeni demokratik sivil bir anayasaya kavuşmadığı sürece de vesayetten kurtulamaz. Bir kere daha söylüyorum. Bu meclis yeni sivil demokratik bir anayasa yapmaz. Çünkü antidemokratik anayasadan geçiniyorlar. Bulundukları konumları buna borçlar. Bir örnek vereyim sadece. Anayasanın 68. maddesi diyor ki siyasi partilere hakça ve yeteri miktarda yardım yapılır denmesine rağmen 3 parti yardımı alıyor.
bundan bile vazgeçmeme adına, peki, barajdan bile vazgeçmeme adına. Anladım. Muhsin Başkan'la ilgili konuşacaktık ama ben onu süremizin onu biraz başka daha başka programda yaparız. Sözünü onu alıyorum onu. Tabii. Tamam. Daha çok konuşacağız nasıl tamam. Türkiye. Çok evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, Sayın Mustafa Destici'ye çok teşekkür ediyorum. Fikirlerini söyledi. Zamanı da iyi kullandık. Süremizi aşmadan tamamlamaya çalışıyoruz. Yarın çok merak edilen bir isim Sayın Destici'nin yanında oturacak. Sadri Şener, Trabzonspor Kulübü Başkanı. Buradan da küçük bir sitem edeyim. Trabzonlu kimi taraftarlar? Enver Aysel, Trabzonlulardan kimseye söz hakkı vermiyorsunuz diyordu. Hayır. Biz hep davet ediyorduk. Onlar ancak gelmeye kabul ettiler. O yüzden de haksızlık etmemek çok önemli diye düşünüyorum ve size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyorum.